Hoş geldiniz. İncirmemes için, ihracat mal için irilerini alıyoruz. İrilerini. Ne yapıyorsunuz onu? Annesini göstereyim. Bir de başkanıma vereyim bir makas. Başkanıma vereyim bir makas. Hangisini kesin? Şunu kesin. Başkanım. Onu gösterdi başkanım. Evet. Evet. Tamam başkanım. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Evet. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Tabii. Evet. Benim de bir pahalılıktan konu açılsın. Evet. Limonumuzun çok düşük olduğundan, patronumuzun Mehmet Yücel'in mağdur olduğumuzundan. Geçen sene neydi, bu sene ne mesela? Fiyat konusunda. Ben hem alıcıyım hem üreticiyim. Evet. Yani icara bahçeler tutuyoruz. Evet. Hem aynı zamanda ihracat da yapıyoruz. Hmm. Geçen sene ben bu ürünü 3.5'a kadar aldık limonu. 3-3.5. 3.5'a kadar limon aldım geçen sene ben. Evet, bunu. Evet. Ama bu sene maalesef 1.5, 1.600, 1.700 başladı, şu an 1 lira. Evet. Bu işin başladığında gübre 2 lira, şimdi 4.5 lira üre gübresi. Evet. Şimdi bu mazot 6 lira, şu an 8 lira sezona başladığında. Evet. Evet. 9 liraya doğru gidiyor, belki 10 liraya gidecek başka. Yani bu sene iyi kötü müstahsil bu limonu yetiştirdi ama seneye nasıl yetiştirecek bilmiyorum. Seneye yetiştirecek. Neden biliyor musun başkanım? Şimdi bu mazotun parasına, bu gübrenin parasına, bu çavuşların parasına gütçetmeyecek, seneye bu ürünü alamayacağız. Yani ihracat yapamayacağız. İhracat aşamasına geldik başkanım. Ben bir ihracatçı olarak bir tane devlet yetkilisini, yani şu an hükümetten bildiğim bana desteği hiç yok. Ben yok. Yani yalnızım. 4 kere çarpıldım. 4 kere. 4 kere iflas ettirdim. Ya, elimizden tutsa devlet bize, teşvik verse bize, bu limonlarımıza sahip çıksa, teşviklerini güzelce bize verse ne olur başkanım? Her şey düzeltir. Ama yani şu an bu görüntüye göre... Teşvik verirse herkes kazanır. Evet. Herkes kazanır o zaman. Devlet teşvik verse bize... Siz de kazanırsınız, devlet de siz kazanınca ben ödeyeceksiniz. Evet. Sayın başkanım, bu benim çavuşum. Güzel. İşçilerim nerede benim? Bu işte çok bereketli bir iş bizim iş. Yani sayısı sayılmıyor. Yani bizden bu işten ekmek yiyenin sayısı sayılmıyor. Ama yani destek olmasa, devlet bizim arkamızda olmasa, mazot böyle olursa, gübre böyle olursa hangimiz ekmek yiyeceğiz? Yani ekmek yiyecek bir şeklimiz kalmaz bizim başkanım. Evet. Maalesef diyorum seneye çok kötüyüz. Yani ne bu limon üretilecek, ne bu kalite olacak. 3.000 liralık limon bu sene 1.000 lira olursa. Olmaz. Mazot, 2 liralık mazot. Bilmem ne olursa, gübre evet, bilmem ne olursa, yani bunun sonu nasıl gelecek, nereye gelecek başkanım? Evet. Maalesef evet, böyle bir sıkıntılı durumumuz var. Ya biz hiç satamadık. Bizim limanı öyle kaldı ağacında. Şimdi bir de nar durumumuz var. Şimdi şeyim. Başkanım, bunlar zamanında kesilmezse, bak şimdi 7 posta benim işçim var çavuşum bahçelerde. Narın da maşallahı var. Yani. Zamanında kesilmezse bunlar güzel, evet, böyle çatlar. Ha bu kesilmediği için. İhracata uygun değil şimdi bu başkanım. İhracata uygun değil, suluğa gider. Evet, evet. Evet, suluğa gider. Bunun suyunu, suyunu çıkarır. Aynen, evet, yani evet, suluk evet, fabrikaları. Evet, evet. O da çok düşük bir maliyete gidiyor. Evet, evet. Şu birinci kalite mal, öyle suluğa mi gittiği zaman... Daha çok düşüyor. Evet, evet. Bayır aynı zamanda ziraat mühendisi. Hem çiftçi hem de danışmanlık yapıyor çiftçilere. Ben yaklaşık bu bölgede 15-20 senedir... Kaç yıllık ziraat mühendisiyim? 20, 17 senelik ziraat mühendisiyim. Maşallah. 17 senelik meslek hayatımın tamamı bu bölgede. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman bölgesinde geçti. Burada hem üretimin içinde, pazarlama ağında, daha sonra ihracat ayağında her ayakta varız biz içinde. Kullanılan ilacında, satılan gübresinde, yevmiye ödemelerinde, her şeyde biz mühendis olarak burada işin başındayız. Ama size verdiğim maliyetler, bunları ben yaklaşık 2-3 gün çalıştım. Kalem kalem, her bir ilacın yıllık artışlarını, her bir gübrenin birim fiyatlarından, kilogram fiyatlarından yıllık artışlarını hesapladım. Toplam genel maliyet geçen yıldan bu yıla %83 artmış. %83 maliyet artmış. Evet. Toplam geliri hesaplarsak limon fiyatı geçen yılla bu yıl arasında da %120 azalmış. Hani maliyetimiz %83 artarken evet, evet, kazancımız da %120 azalmış.
Gel de çık bu işin içinden. Biz çıkamadık. Bizim kimse çıkamaz bu işin içinden. Bizim limon ağacında. Bu politikalarla kimse çıkamaz bu işin içinden. Hiçbir tüccar gel de bizim limonu almaz. Çoğu bir tüccar arar. Tüccar kazanamıyor ki ne ağacı. Kazanamıyor işte ağacında kalıyor. Sayın Başkanım, limon, limon çok hassas bir üründür. Portakala göre daha dayanıklı. Evet, aynen. Hayır, hassas, çok hassas. Limon. Limonun ilaçlaması, yani. Limonun köpürlemesi, evet. Limonun kesimi. Çocuk gibi böyle yavaş böyle yavaş azar azar kesilir. Tek seferde hasadı olmaz. Bir de bunun 2 makas, 3 makasla kesilir. Senede 4-5 sefer ilaçlamak mecbur. 8 sefer ilaçlıyoruz. 8 sefer ilaç yapıyoruz. Bunlar hepsi maliye. Yılda 3 kere gübreliyoruz. Yılda 8 sefer gübre atıyoruz. Her bir ilaçlama uygulamamız yani 10 dekar yer için ortalama 1000 lira 1500 lira. Yani bir gitti geldi mi 10 dönüm yeri ilaçladı mı 1500 lirası gidiyor çiftçinin. Zaten bütün alışverişini veresiye yapmış. Yıl sonunda bu limonu bu fiyata satarsa nasıl borcunu ödeyecek? Zaten herkesin kime sorarsanız sorun bütün ziraat mühendisleri bunu biliyor. Bütün üreticiler Ziraat Bankası'na borçlu. Evet. Borçsuz çiftçi yok denecek kadar az. Herkesin kredisi var. Başkanım, Dalama Ziraat Odası Başkanımız Tevfik Turcu. Kendisi ziraat mühendisi. Merhaba başkan. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sizin iyi olmanız bizim de iyi olmamız demek. Sağ olun, Allah razı olsun. Varsa bizim sorunumuz var demek. Hemen maliyetlerimiz, tabii girdi maliyetleri sürekli gündemde konuşuluyor. %100'de %250 arası arttığı için aynı zamanda çiftçinin ürünü de geçtiğimiz senelere göre %100'de 200 arası değer kaybettiği için, satışta da problem yaşadığı için ciddi bir şimdi darlıkta, sıkıntıda çiftçilerimiz. Genel problem bu. Aşağı yukarı 112 bin ton interdonat limon üretimimiz var burada bölgemizde. Ciddi bir rakam. Bunun %70-75'i ihracat yapılıyordu normalde. İhracatı nereye daha çok yapıyorsunuz? Rusya, Ukrayna, Belarus. Kuralı oldu artık. Evet. 35 yıldır buradayım. Tabii. Şimdi buradan aldığımız limonu Erzin'e ve burada da paketlemesini yapıyoruz. Erzin'e de gönderiyoruz. Dünyanın her yerine. Yani biz şimdi kendi çabamızla özel evet, yani evet. Bu devletinle evet, alakası olmayan evet. Bir şey. Özel çabalarımızla dünyanın her yerine. Rusçasına, Ukrayna'sına, Balkanlarına her yere ihracatımız var. Irak'a var, Suriye'ye var. Yani bunları yapıyoruz. Yani şey, ürünün kalitesine göre. Evet, evet. Yani biz özel olarak bunu başarıyoruz, yapıyoruz. Ama arkamızda yok, yok. Bir gale yok. Sayın Genel Başkanım, gale yok, gale. Gale olmadan, sırtında duvar olmadan bu duvar göçer, göçer. Doğru mu başkanım? Kapı duvar. Evet. Evet. Maalesef yani biz duvarı açacağız, merak etme. O duvarı yıkacağız. Irak nasıl? Irak'a da satıyor mu? Satıyor. Şimdi ikinci sınıf limonları. Peki, yani Türk lirası epey değer kaybetti. Yani bu sizin ihracatınızı artırma yönünde bir şey. Ya talep patlaması vesaire falan. Asla öyle bir şey. Şimdi normal satışlarım. Şimdi birinci sınıf malları biz Rusya'ydı, Ukrayna'ydı, Balkanlara gönderiyoruz. Ama ikinci sınıf diye tabir ettiğimiz maalesef ürünün en bozuğu bizim vatandaşlarımız da gidiyor. En iyisi dışarıya gidiyor. Ben Borali. Başkanım da bilir. Ben 15 sene Doğru Yol Partisi'nde İl Genel Meclisi'ye yaptım. Evet. Halkın köy hizmetlerinden emekliyim. Evet. Halk bitti. Çok fakiriz. Ülkede ve milletin şu gördüğün yerde tek çaresizsiniz. Tek çaresizsiniz. Siz bu anlayışı bizi kurtarın. Tam o tarafa. Ağaçlarımda o kadar limon var ki ayrıldı ağaçlar. Ben bunu satamadıktan sonra ben ne yapacağım ya? Evet. Benim iki tane çocuğum üniversite tamam. Bitirdi. Borç. Borç. Ablacığım. Benim üstüme ev yıkılıp giderdim ben. Evet. Ben çiftçilik yapamıyordum. Ama o da elinizle patladı ya. Ben o kadar mutluyum. Ben ameliyatlıyım konuşamıyorum. Tamam. Ben sinir krizi geçiriyorum. Ben bittim tamam. Ya. Evet. Tamam, 4 kişi bir 2000. Hiç moralini bozma inşallah düzelteceğiz. İnşallah. Düşer mi şart? Şurkan hadi dur. Tamam. Genel Başkanım. Tamam. Sayın Genel Başkanım buradayız. Başkanım ben. Şu da iyi. O da iyi. Beyefendi. Beyefendi. Tamam. Mehmet abi. Şu da iyi. Tamam. Abi de kalkan çok.
Başkan sen bu şey yapmışsın herhalde. Öğrendik. Öğrendik gayet güzel. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Sabredin az kaldı. Hepsini çözdük. İnşallah başkanım, inşallah. Bu memlekette başkanım. Bizim sesimiz kulağımız olacak. Sağ olun. Oğlu. Eyvallah. İki kere Dalaman Kapıkalkın köyünde Mesut Yılmaz'ın gözlerinden öptüm. Eyvallah. Sizin de müsaade ederseniz öpeceğim gözlerinizi. İsmail Hakkı Durmuş. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Oğlumuz Şevkat Durmuş 10 sene başkanlık yaptı Dalaman'da belediye başkanlığı. Eyvallah. Eyvallah. Her işi Dalaman'ın Dalaman yapan tamam. Şevkat Durmuş'tur benim eyvallah. Oğlum. Eyvallah. Görmeyin. Gurur duyun. Ah, gurur Mesut Yılmaz sonra şey açmaya geldi tabii. Gözünü öptüm. Evet evet. Tamam. Çok güzel. Sağ ol. Siz de sağ ol. Seni izleyen. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl geldin kapı arkına bugün yavrum? Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Biraz askerlik hatırası gibi olacak ama olsun. Ay başında zeytinliklerimizi yazdılar parayı aldılar zeytinliklere hiçbir şey vermediler. Bir de daha da evim var su gelmiyor su kıt su az geliyor bizi beni vurmayın. Zeytine ne kadar para aldılar? Ne kadar para aldılar? Vallahi parsel parsel yazdılar da çok paramızı aldılar. Parsel parseli götürdüler zaten. Hepsini götürdüler. Parsel parsel. Ayrıca yazdılar bir sürü para aldılar. Evet. Vermediler karşılığını evet. Hiç. İnşallah hepsini çözeceğiz. Az kaldı biraz sabredin. Daha da evim var suyu az gelmiyor. Başkanım size güveniyoruz. Bundan geri bilmeyin. Yıllar 300-400 maaş alıyor. Evet. Yetmeyi bana bir de oğlan var evde. Yetmeyi bana. Yetmez. Şahlan çıkacaksın, başa geçeceksin. Milletin gözüne sokacaksın o şeyleri. Sağ ol. 1500 lira emekli maaş alıyorum. Yeter mi? Yetmez, kim yetmez, doyar bununla? Yetmez. Bir pazara çıkıyor 500 lira gidiyor. Evet. Kim doyacak? Evimiz kira olsa ne olacak? Bir de getirir olacak. Bir ikramiye verirler 1000 lira para veriyorlar. Doğru. Yazık günah değil bize. 2 yılda bir alıyoruz biz bu parayı. Yılda bir sefer alıyoruz. Onu da vermiyorlar da. Vermiyorlar. Senin sayende az. Senin sayende. Biliyoruz zaten. Bu gündeme getirmese onu yoktu. Yani sabırla dur orada. Sabırla konuş. Senden gurur duyuyoruz. Eyvallah. Evet. Biz 2015 yılında birebirden itibaren başladık. Önce 3 serayla başladık. Evet. Şu anda 30 tane üretim seramız var. 25 milyon adete doğru gidiyoruz. Bu çift gübreden toprak karışımı. Bu şekilde biz hazırlıyoruz. Zamanı geliştikten sonra Muğla Büyükşehir'in ve diğer başka ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Genel Başkanım, vallahi çok iyi gidiyor. Vallahi alıyoruz bunları işaretle. Evet, bunları hemen işaretle. Bunlara diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu bir tanesini de ilçe başkanlığına götürelim. Evet. Bir tane hediye yapalım. Tamam başkanım. Büyümesi ne kadar sürüyor bunu tahminen? 15 gün sonra, 15-20 gün sonra başlar. Bazı bitkilerimiz bir hafta içinde gelişiyor. Bazıları 15 günde, 20 günde, bir ayda. Evet. Gerçekten nasıl? İyi. En sevdiğin de? Yani en sevdiğim ders yok. Tarih dersini severim. Tarih? Evet. Güzel. Tarihçi olacaksın. Güzel. Hadi bakalım. Biz de şeref duyduk. Cumhuriyetimizin yarın 98. yılı. Evet. Tabii evet. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizi kuran bir partimiz. Sağ bizim olun. İçin bugün çok bir onur ve şeref duyduk sizin ziyaretinizden. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz sağ de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Cumhuriyete bunlar sahip tabii, çıkacaklar. Tabii. Cumhuriyete onlar sahip çıkacaklar. Evet. Görüşürüz. Evet. Geldiğinizde. Evet. Bu büyük kızlar takdim etmiştir size. Şöyle bir gelip çok güzel. Ben mi yetiştirdim onu? Kendim yetiştirdim başkanım. Sizin için. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Abi sen gel. Hep evlilerimiz Trabzon'a gider. Ben gitmeyeceğim Tayyip'ten sen ona oy verdikleri için. Muğla'ya gömüleceğim. Eyvallah tamam. Eyvallah. Çalışma çekeceksin. Eyvallah sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni çok seviyorum. Hadi sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Duyduğuma göre... Araba aldım, adam aldım. Onları söyle. Duyduğuma göre talimat falan veriyor musun erkeklere?
Tam hayatımızı kurtardı Çiçek İşi'cim. Başkanım sayesinde. Osman Başkanım sayesinde. Kaç üyeniz var? 25-30 kadın var. Kadın var. Kadın var. Güzel, güzel gayet. Güzel, işimiz de iyi. Kaç çiçek var burada? Çeşit çok da hepsini hatırlayamıyorum. Hepsini hatırlayamıyorum. Çok çeşit çiçek elimiz var. Gelirimiz nasıl? Gelirimiz güzel de şeyler çok fiyatlandı. Evet. Pahalı. Neler pahalı? Gübremiz pahalı. Torfumuz, saksimiz, evet. Fidanımız İzmir'den geliyor onlar. Hepsi pahalı. Çok. Hani kazandığımız şeyimiz de çok pahalı. Çiçekleri nereye satıyorsunuz daha çok? Büyük şehirler alıyor. Büyük şehir. Pazarları. Osman Başkan alıyor yani. Alıyor. Zaten evet. Osman Başkanımızın sayesinde bu şehirde duruma geldik. Desteklemesi tabii, lazım. Tabii desteklemesi. 6 yıldan beri. Kadın ne kadar güçlü tabii. Olursa aile o kadar onun güçlü sayesine. Olur. Toplum o kadar güçlü evet, olur. Evet rezildik. Evet. Evet. Çiçek işi geldi. Güzel. Para yüzü gördük. Başkanımız sayesinde. Yalnız buzdolabı alamıyormuş eve. Sonra aldı, araba aldı adamın altına. Onlar neredesin? Diye gidiyorduk da yürümeyi. Evet. Evet. Çiçek işi girelim. Tam para gördük, araba aldık, ev yaptık. Evet. Erdoğan duymasın yalnız. Duysun varsın. Korkunuz yok, siz diyecek varsınız ki, yanımızda. Diyecek ki herkesin ha? Arabası var, herkesin ha? Cep telefonu var. Olsun. Siz varsınız da yanımızda. Evet, evet. Öyle. Kendi yetiştirdiğim limonu, portakalı, mandalini ve narı getirdim. Evet, eyvallah. Şimdi efendim, orada benim mikrofonu... Şimdi bu limonun çiftçi olarak maliyeti 2 lira, 1 liraya Türkiye Cumhuriyeti'nde limon işlem görmüyor. Ben bu limonu... Bir sene bu ellerimle gayret göstererek çabalıyoruz gecemizi gündümüzü. Bu gördüğünüz limon Muğla piyasasında 1 liraya işlem görmüyor. Bir çiftçi olarak. Mandalin şu anda piyasada adı yok. 2 liraya satacağım alıcı yok. Ama geçen sene aldığım gübrenin tonu 2400 lira olan 5400 lira. 3200 lira olan 7800 lira. 5400'e gübre var. 15 milyara tonu gübre var. TÜİK'in hesaplayanlar ilkokulda ben de matematik dersi gördüm. Bu hesap nasıl %21 çıkıyor? Bana bir çiftçi olarak bunu bir anlatsınlar. Onlar... Efendim aynı okulu okumadık mı? Aynı hayır, hesabı hayır. Görmedik mi? Onlar sarayın okulundan mezun olmuş. Efendim biz limonumuzu satamazsak, evet. Mandalinimizi satamazsak, narımızı satamazsak, devlete hükümlü olduğumuz vergimizi nasıl yatıracağız? SSK'mızı nasıl yatıracağız? İki tane çocuğu nasıl okutacağız sayın genel başkanım? Veya evimin ekmeğini nasıl götüreceğim? Bankaya borcumu nasıl ödeyeceğim? Ziraat Bankası, çiftçinin bankası dediler. Demirören'e 750 milyar dolar. Bu benim paramı, çiftçinin parasını gittiler oraya verdiler. Bu limonu yetiştirdiğimiz tarım arazisini toparlar da 850 milyar artı KDV. Evet. Mal müdürünün sattığı fiyat bu seneki. 850 milyar para kazanan var mı içinizde? Bir dönüm yer 850 milyar artı KDV. Bunu çiftçi alabilir mi sayın? Biz ne yapacağız? Ya fabrika yapsınlar, işe girelim. Ya da bizi Rodos'a bağlasınlar. Avrupa vatandaşı olalım. Biz ne yapacağız genel başkanım? Çözeceğiz. Bu satılmıyor. Evet. Bu satılmıyor. Bu satılmıyor, bu satılmıyor. Biz niye satacağız genel başkanım? Traktörüm evimin önünde. Buğdayın tohumluk fiyatı 6 lira. 15-15'in 270 lira. Gemiciye veriyor 3,5 liraya mazotu. Bize veriyor 8500 liraya. Traktör evin önünde yatıyor. Ben tarla boş yatıyor. Buğday dikemiyor. Ben bu sene bu buğdayı dikmezsem Haziran'da, Temmuz'da nerede hasat yapacağım? Maliyetleri yapamıyorum. 6 liraya tohum alacağım, 3 liraya buğday satacağım. Tekneye 3,5 liraya mazot verecek, bana 8,5 liraya mazot verecek. Biz ne iş yapacağız? İliğimize kadar vergi veriyoruz. Her gün vergi veriyoruz. Yaşamak artık mezardakilere kalk, biz yatalım diyecek hale geldik ya. Bu çiftçinin sahibi yok, genel başkanım. Nasıl çocuk okutacağız? Evet, zeytinliklerimizi elimizden aldılar. Yani uğraşıyorlar. Hüseyin abi sağ olsun başkanımız, kadın kolları başkanımız Sibel Hanım hep yanımızdaydı. Ya rant geçtiler. Elimizden almaya çalıştılar. Biz istiyoruz ki hani
İki beye verdikleri gibi bizim de tapumuzu versinler istedik. Ama vermediler. Yıllardır kullanıyoruz. Emek veriyoruz. Ama bize hiçbir şey sunmadılar. Bizim haberimiz yokken ihaleyle satışa sundular. Sizden aldıkları zeytin ağaçlarını mı? Alanı yok, mı? Bizim haberimiz yokken evet zeytin miktarlarını ihaleye sunmuşlar. TOKİ almış. Evet. TOKİ'ye devretmişler. Bizim başkanımız çıkıp bizim karşımıza hiçbir şey söylemedi. Sağ olsun Hüseyin abi başkanımız. Sibel Hanım. Evet. Ankara'dan Ali Öztunç geldi. Onlar yanımızdaydı sadece. Bunun dışında hiç kimse yoktu. Biz bunları yanımızda oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çiçek işinden çok memnunum. Osman başkanımızın sayesinde. Ama torf, gübre, her şey çok pahalı. Bizim yaptığımız bazı para tutmuyor. İşte elektrikler çok pahalı geliyor. Memnunuz yani. Evet. Torp her şey bahan olmasa pideler bahanı. Evet. Evet. Dikine gelmek istedim ama işlerim vardı. Şimdi yolda canlı yanınızı gördüm Osman Başkanımızın. Burada olduğum üzere arkadaşa bahsedeyim. İnanır mısınız? Vallahi de billahi Allah'ın şahit. Gerçek param yoktu. Üstten geçtim ve basarak geldim. Bakın. Ben ticaretçiyim. Osman Başkanım. Bakın, ticaret yapıyorum. Dövbeye çek veriyorlar. Telefonuma her gün bakır kablonun kontrasının %5, %4, bugün %7 yine düştü. Sabah verdiğim fiyata, akşam da ya, müşteriye mal satamıyorum. Artık buraya kadar geldi. Ne borcumu ödeyebiliyorum. Yarından sonra ayda 4 tane eleman çalıştırıyorum. Elemanlarımın daim maaşını verecek durumum yok. Cebimdeki para bu. Durum bu. Üçsün önemli değil. Son para kazanıyor. Başka param yok. Hiç. Belki dersin cüzdanını saklıyor dediler. İşte, evet. İşte evet. Beni Alem Başkanım gibi bilir mi? İçe Başkanım da bilir. Ben tekrar da dürüst siyasetle çalışan, ticarette bunu çalışan bir insanım. Ama artık doğuldum. Ben normalde size güzel şeyler söylemek isterdim. Ama yapacak bir şey yok. Kendiler tekrar bir şekilde konuştu dediler. Ben uzaktan siyaset takip ediyorum. Üç tane kanalımızda çıkan gazeteli arkadaşlarımıza ben siyaseti gazetecilerin değil, bürokratların, ekonomistlerin yapmasını istiyorum. Evet. Halkın sorununu anlayacak insanların yapmasını istiyorum. Yarı batıyor. Ben Kosgek'ten kredi, Kosgek'e başvurdum. Onaylandı. Kredimi dahi kullanamıyorum, para yok diye. Bankalar kredi vermiyor. Diyor ki, kefil getir, daire getir, tapu getir. Ya ben tapum olsa, ben senden niye kredi kullanayım? Bana niye genç girişimci kredisi deyip de, parası olmayana, kalkınması için verilen kredi deyip de, insanları kandırıp başvurup, para alıp ya da başvuru ücreti alıp ya da herhangi bir şey alıp da neden kredileri ödenmiyor? Bugün herhangi bir banka kredi var, isim vermek istemiyorum. Sadece 37 liranın iki tane taksitin geçtiği için kredi vermedi. Ben buraya kadar gelmişim. Ama başkalarının sicilleri siliniyor, krediler ödeniyor. Ben çok para istemiyorum, 34 bin lira benim ayımı döndürsün yeter. Çekimin günü geldiği zaman o parasını yine ödeyeceğim. Ama bunu bile karşılanmıyor. Yani durum bu kadar işler acısı ya. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Buradaki insanlara çok güzel şeyler söylemek isterim. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ortacalı bir limon, portakal üreticisi olarak çok zor durumda olduğumuzu size açık gönüllükle bu arkadaşların içinde bir daha söylemek istiyorum. Bütün girdi fiyatlarımız, işçilik, mazot, gübre, ilaç, elektrik alabildiğine gitti. Biz yeni sene üretim yapmak için gübre almaya gücümüz yok. Biz bahçelerimizi atalarımızın yetiştirdiği, emek vererek yetiştirdiğimiz bahçeleri gübre vermeyerek yok etmek istemiyoruz. Bu konuda sizin çabalarınızı biliyoruz. Çok daha dile getirilmeli, üretici mutlaka desteklenmeli, girdi fiyatları gözden geçirilmeli, hangi destekler verilecekse verilmelidir. Bu konuda sizin çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Daha çok da çaba göstereceğinize inanıyoruz. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Buraya geldik ama narincemizi her anda sökeceğiz. Çünkü o vaziyete geldi. Çünkü bu yapılmaz oldu. Şu anda mazotun şeyin her şeyin fiyatı belli. Ama bu sene satılmazsa yeni sene her anda dönecek. Bunlar imara verilecek veya TOKİ'ye satılacak, bir yere satılacak. İpek Böceği üreticiler geldi buraya. Çok da iyi konumdalardı. Hatta ben depoyu fırınlama tesisi yaptılar. Ondan sonra iyi gidiyordu. Ama ne oluyordu, oluyor efendim. Bir sene popüler olan şey, ertesi sene patlak düşüyor. Ondan sonra
Yani benim demek istediğim, biz çalışkan insanlarız. Ondan sonra inan ki ben kenesteciyim, Hüseyin Başkanım bilir, tarlada çalışıyoruz, restoranımız var. Ama hak ettiğimiz yere bir türlü gelemiyoruz yani. Ondan sonra yani ben şaşkınlıkla izliyorum, bakıyorum, ondan sonra televizyonlara bakıyorum. Ha, rahmetli Devrem'i de özlüyorum, sizleri konuşurlarsa dinliyorum. Ondan sonra biz siyasetin hani çocukluğumuzdan beri özünden gelen insanlarız. Yani biz bazen AKP'ye de gönül vermiş insanlarız. Yanlış anlamayın. Hüseyin abim bilir, başkanımız bilir. Ama şimdiki gidişat oldukça kötü başkanım. Oldukça kötü. Yani biz burada çiftçi olarak, üretici olarak birkaç tane saydığım işleri yapmış olarak da, hatta emekliyim de, bir tane çocuğum var. Yani onu bilerek hani 3-5 çocuğu olanı ben düşünemiyorum ya. Teşekkür ederim. Evet, az önce bir limon bahçesini ziyaret ettik. Limon toplayan kadınlarla da, üreticilerle de beraber olduk. Aslında burada dile getirilen bütün dertler orada da dile getirildi. Biz isteriz ki üreten, alın teri döken herkes kazansın. Herkes evine bereketli ekmek götürsün, huzur içinde yaşasın. Herkesin kazandığı bir toplumda herkes mutlu olur. Her evde mutluluk olur. Bizim arzumuz bu. Ama maalesef yaşanan şartlar buna izin vermiyor. Fiyatların olağanüstü artmış olması, özellikle girdi fiyatların artmış olması, ilaçtan mazota kadar, gübreden fideye kadar her şeyin fiyatı çok artmış durumda. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı dile getiriliyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Biraz sabredeceksiniz. Sandığa kadar. Sandığa kadar sabredin. 6 ay içinde nefes aldıracağız. Çiftçiye 6 ay içinde nefes aldıracağız. O faiz bankalardan alınan veya tarım kredi kooperatifinden alınan kredilerin faizlerini sileceğiz, sıfırlayacağız. Mazotu da ucuz alacaksınız. Yata kaç lirada mazot veriliyorsa size de aynı fiyattan mazot verilecek. Bunların hepsini yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Huzur içinde bekleyin. Rahatlıkla bekleyin. Sıkıntıları biliyorum. Buradaki kooperatif güzel şeyler yapıyor. Az önce gezdim zaten kooperatifi de. Ağırlık kadınlarda, kadınların eli deyince bereket oluyor zaten. Böyle. Ayrıca üretiyorlar, ayrıca kazanıyorlar, ayrıca ürettiklerini satabiliyorlar. Belediyemiz de sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere katkı veriyor. Kooperatiflerin, özellikle kadın kooperatiflerin sayısının artmasını istiyoruz. Bütün belediye başkanları bu konuda olağanüstü bir çaba harcıyor. Efendim hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi moralinizi bozmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Az kaldı, göndereceğiz. Geliyor, gelmekte olan. Evet.